Kul söyle ya ekmelel halk. Burada da çok güzel. Kulleri çok güzel bağlamış. Hani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah gibi söylerler ya. Biraz öncekinde kul ya afdalel halk. Ey mahlukatın en faziletlisi söyle. Burada da kul ya ekmelel halk. Ey mahlukatın en güzeli, en mükemmeli söyle. Huvellezi zara'akum fil ardi. Yeryüzünde sizi yaratan, çoğaltan Allah'tır. Başkası değil. Ve ileyhi ancak ona tuhşerune döndürüleceksiniz. Böyle söyleyince ve yekul meta hadal vaad. Döndürülecek dedi ya Rabbimiz. Ne zaman bu? Ne zaman? Hep böyle söylerler. İn kuntum Eğer bu söz doğruysa söyleyin bakalım ne zaman? Cevap bu. Onların istediği her cevabı vermek doğru bir şey değildir. Genel olarak İslam'ı doğru bir şekilde anlatanlar bu oyuna düşmesinler. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın peygamberi Zişan'a öğrettiği harika sanatı anlayalım her sorunun cevabını vermek ilim ehli olmak değildir. Karşındakini hidayete erdirecek cevapları vermek ilim ehli olmaktır. Her soruya cevap vermeye uğraştın mı oyuna düştün sen demektir yani. Bak onlar ne diyorlar? Bak kıyamet geliyor diyor Resul-i Ekrem. Burada azap çekersiniz kendinizi düzeltin. Hemen ne zaman gelecek? Bu senin işin değil ki arkadaş ne zaman gelecek? Sen buna hazırlıklı olman senin işin. Kul innemel ilmu indallah. İlim Allah katındandır. Wa inneme ben size bildireceğim sadece. Bana vazife olan böyle bir şey gelecek diye size bildirmek. Buna hazırlıklı olun diye size anlatmak. Onun ilmi ne zaman olacak Allah katında. O peygamberliğin vazifelerinden birisi değil. Onun için ben onun vaktiyle ilgilenmiyorum. Geleceğini bildirmek benim vazifem ve buna sizi hazırlamak benim vazifem. Yahya bin Muaz radıyallahu an buyurmuşlar ki Allah Subhanahu ve teala kullarında ve kullarından ilmini gizlemiştir. Ne zaman olacağı? Herkes Allah'ın emrine imtisal etmekle memurdur. Ondan dolayı imtisal ederler. Daha önce ne olmuş ya da kime kesinlikle ne olacağın ilmi Allah katındadır Subhanahu ve Teala. Falan ma ra'u huzulfatan si'at vucuhu'llezine kafaru. Yakınlaştığını gördükleri vakitte kıyametin Veyahut da başlarına gelecek azapların yüzlerinde hemen onun korkusu, çirkinliği görülür. Neden yüzlerinde? Çünkü içteki hissin eseri hemen yüzde gözükür. Onun için yani. yani. Keferu diye de söylenmesi, buradaki e, onların çirkin hallerinin ve yüzlerinin kararmasının, kötüleşmesinin e, sebebinin küfürleri olduğunu ifade etmek içindir. Vakile <laughs> dendi, onları kınamak için, azaplarının çok olduğunu beyan etmek için... Hâdâ <laughs> lezî kuntum teddaûn. etti. Ne zaman, ne zaman diye böyle edepsizce söylediğini sanki çok da ilgileniyormuşsunuz gibi boş boş konuştuğunu. Şimdi mesela bakıyorsunuz internette bir sürü insan lakırdılar yapıyor. Sen bir şeyler anlatıyorsun. O ne zaman? O şeyde sanki yani ilgileniyormuş gibi. Halbuki alakası yok senin anlattığın mevzularla yani. Hiçbir alakası yok. Aynı kafirlerin bu halleri gibi yani. Kıyamet ne zaman kopacak? Yani Resul-i Ekrem ne zaman kapacağını söyledi sanki çok ilgilenecek. Sadece konuyu dağıtmak için, ilgilenmediğini beyan etmek için yaptığı kırdılar bunlar yani. Rabbimiz de Subhanehu Vatan geldiği zaman onları kınamak için ha işte geldi. Hadi bakalım ne zaman ne zaman diyordunuz geldi işte. Dünyada istiyordunuz, acele ediyordunuz, inkar ediyordunuz, dalga geçiyordunuz yani olamaz diyordunuz hani işte geldi. Çağırdığınız şey geldi. Veyahut da buradaki teddaun dava kökenindendir diyor. resul Ekrem böyle şeyler size söylediği için, kıyamet gelecek dediği için siz onun yalancı olduğunu iddia ediyordunuz ya işte. İşte o meseleler geldi. Böyle de mana veriliyor. Bazı zahitlerden gelmiş ki bu su bu ayet ile bir geceyi geçirirmiş. namazla. bazı Allah ehli insanlar vakıla hadallazi kuntum bihi bunu okuyor okuyor sabah ta ezanları okuna kadar Allah'ın azametini tefekkür edip böyle ağlaya ağlaya namazlarını kılarlarmış mübarekler korkuyorlar. Geldi o vakit. Ne vakti? Hesap vakti. Hazır mıyız? Düşün yani bak kalbi bu kadar haşyet içerisinde sabaha kadar teheccüd kıldı halde ağlıyor. Allah'ın huzuruna çıkarım da nasıl hesap vereceğim diye korkuyor. Ama bizim gibi cahiller, cahil cesur olur dedikleri gibi biz cesur oluyoruz. Sabaha kadar rahat bir şekilde uyuyoruz.